Ha oldu ya. Arkadaşlar ben şu anda hiç çıkmayayım bu programdan. Twitter'a girip lütfen hemen hepiniz söyleyebilir misiniz olduğunu? Şu korkuyorum artık, paranoya oldum. Programdan çıkmaya. Acil! Yardım. Bekliyorum. Bir 2 dakika bekliyorum. Hatta bekleyin. Geliyorum. 5 dakikaya hatta geliyorum. Kapatmayacağım. Yayın açık kalacak. Bir haber verin lütfen herkese, tamam mı? Anlamayacak bir şey yok. Ben size haber vereceğim. 5 dakikaya geliyorum. İçeri gitmem lazım. Tuvalete gideceğim yani. Geliyorum, bay bay. Geldim. Yes. Başlayalım mı? Şimdi arkadaşlar ben bir yazılarınızı okumayayım. Göz çok kayıyor. Bir iki tane şey paylaşacağım sizinle. Bu arada da aşırı uykusuzum. Ondan kusura bakmayın. Donuyor mu? Görüntüm net mi? Görüntüm net mi? Ha tamam, süper. Tamam, net, tamam, süper. Bilmiyorum, benden asla kaynaklanmıyor. Periskopu çünkü açtığımdan beri şey diyor bana. Sokağa da çıktım, hiçbir etkisi olmadı. Başlıyorum. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir şeyden bahsedeceğim size. Albüm için bu arada aşırı teşekkür ederim size. Yani o kadar güzel geri dönüşler aldım ki sayenizde ve inanılmaz bir çıkış yaptık. Dolayısıyla nasıl desem, yani hiç bu kadar büyük bir etki yaratacağını insanlar da açıkçası bizden beklemiyorlardı. Dolayısıyla bu çok güzel oldu yani. Ve bütün bunların yanında ben size aşırı teşekkür ederim. Çünkü benim inandığım yolda yanımdaydınız. Ve hiçbir zamanda böyle sıkılmadınız. Yani tabii ki ben sizin ufak tefek böyle söylemlerinizi gördüm internet ortamında da. Yani küçük küçük sistemlerinizi de biliyordum. Ama inanın bu işler hiç kolay değil. Yani özellikle Türkiye gibi müzik piyasası adına konuşuyorum. Bir ortamda tek başınıza bir şeyler yapmaya kalktığınız zaman inanılmaz zor. Gerçekten inanılmaz zor. Dolayısıyla arkadaşlar yazmayın yazmayın. Ben bir anlatayım, sonra ben size istediğiniz soruyu sorun diyeceğim. Hepinizden o soruları seçe seçe alacağım yani, gerçekten. Çünkü benim gözüm de takılıyor. Konuşmak isteyeceklerimi şaşırıyorum yani. Şu kalpler kalabilir ama hoş. Renkli renkli. Oh. Neyse. Şimdi çok mersi. Bak kimse yazmıyor. Helal olsun size. Çok teşekkür ederim. Şöyle. Tamam. Anlatıyorum şu anda. Ay sokaktan da onları çekiyorum zanneden bir üç kişi. Ya bunu görmeniz lazım da neyse. Şimdi şöyle bir şey var. Albüm gerçekten çok zorlu bir süreçten geçti. Nasıl zorlu? Size hemen ondan bahsedeyim. Bir kere söz müzik bana ait. Hepsinde. Arkadaşlar hiç kolay değil. Dünya çapında bir şey yapmak istiyorsanız, bir de iddialıysanız öyle gelişi güzel hiçbir şekilde bir şey yapamazsınız yani. Yani çok emanet durur, bu da sırıtır. İnsanlar da der ki bu kadar bekledik, bu mu der. Hoş, gerçi bu albümde de bazı negatif eleştiriler olacaktır tabii ki. Olmalı da zaten. Bu iş zaten birazcık negatiflikten de beslenmemiz lazım yani. Bizim karşımızda da birileri durması lazım.
Bu kadar bekledik bu muydu diye. Buydu. Sonuçta daha iyisi de var elimde. Hepsini zamanla veriyorum. Ama şöyle de bir gerçek var ki ben hiç kimseden bir destek, bir yardım, hiçbir şey almadan tamamen kendi ekibimi kendim oluşturdum. Bütün takımımı kurdum. Müzisyenlerimiz, sevgili Ozan abi, Çağrı Sertel bunlar. Bu iki sanatçı da benim aranjörüm. İngilizce parçalarımı Çağrı abiyle yaptım. Ozan abiyle yaptığım parçalar da Türkçelerdi. Neydi söyleyi de Çağrı abiyle yaptım. Dolayısıyla bunlar hiç kolay olmadı gerçekten. Yazıdır. Dur 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 yazmayın yazmayın gerçekten yazmayın. Çünkü çok böyle konsantre çok iyi gidiyor yani. Tek başıma konuşuyormuşum gibi oluyor. Şöyle panik oluyorum sizi görünce. Aa, Kerem'i gördüm. Kerem de burada. Neyse. Ondan sonra dolayısıyla dediğim gibi hiç kolay olmadı. Ve bu süreçten sonra da ya ben kendimi böyle çok fazla dışarıya atan, sokakta gezen bir insan değilim. Ve öyle bir konsantrasyon döneminden geçiyorsunuz ki cinnet yani. Böyle bir şey olamaz. Çıldırabilirsiniz. Çünkü sizden bir beklenti var. Kendinizi benim yerime koyun. Diyorsunuz ki ben bir albüm yapacağım. Tamam. Birçok insan sizi takip ediyor. Merak ediyor. Ne yapıyor bu çocuk? Acaba coverları böyleyse albümü nasıl olur diye. Ve arkasından o albümün o beklentilere karşı iyi bir cevap olması için çalışmanız lazım. Şimdi müzisyenleri mi toparlayayım, kendim mi parça yazayım, sözünü mü yazayım, aranje da böyle mi olsun, işte bunu mu burada yapalım falan, New York'a mı gitmeliyim, onu mu yapayım, bunu mu yapayım derken anormal zorlu bir süreç. Ama en zor aşamayı atlattık. Sonuçta zorluklar iyidir. Başta birazcık bunları çekmek güzel. Çünkü zaferin tadını anca böyle yaşıyorum. Size bir kere yemin ederim anormal teşekkür ederim. Yani böyle bir şey yok. Çünkü ben sayenizde şu anda Avrupa'daki en popüler ikinci sıradayım. Dün de müzik listelerinde gece yarısı itibariyle ikinciyim. Ve İngilizce parçalarım şu anda da bütün albüm dahilinde de daha doğrusu Red Hot Chili Peppers'la ki en sevdiğim ilk gruptur. Ne olur onları geçmeyelim. Şaka bir yana en sevdiğim grubun arkasında yer alıyorum. Dolayısıyla ya bu benim sayemde ben bir yere kadar götürebilirim. Ben müziği hazırlarım, sözü yazarım. Parçayı ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Ben bunu sabaha kadar evde tek başıma söylerim. Sabaha kadar parça yazarım, hiç fark etmez. Ama bunun karşılığını sizden alamazsam bir hiç olurum, kaybolurum. Bu müziği devam ettiririm ama nereye kadar gider yani anlatabildim mi? O yüzden bu müziği dünyaya duyurabilmemin en büyük fırsatı sizsiniz. Bu bir takım oyunudur. Bunu insanlar size bakın asla sevdiğiniz sanatçıların hiçbiri bunu belki böyle anlatamaz. Çünkü neden biliyor musunuz? İnanın anormal şeyler gördüm. İnanın. Yani ben bunu tamamıyla size bakın evde de yalnızım şu anda dairemde. Tamamen sizinle özel olarak paylaşmak istiyorum. Evet bu açık bir yayın. Ama buradan kim ne alırsa alabilirse yanına kârdır gerçekten. Ben tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum ve biz bu yaşta yaşadığımız zorluklar gerçekten ileride büyüdüğümüzde, daha da büyüdüğümüzde yani çok daha büyük tecrübelerle, çok daha bilinçli adımlarla bizi sağlamlaştıracaktır. Dolayısıyla hiç kolay olmayan bu piyasada beni ileriye taşıyacak olan sadece ve sadece siz dersiniz. Tabii ki ben elimden gelenin en iyisini size vermeye çalışacağım. Ama şöyle de bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın benim hakkımda bazı bilinen yanlışlar var. Yani kulaktan dolma ama yanlış. Sonuçta haklılar insanlar sonuçta sabah akşam şey değil yanımda değiller yani. Hani ne bilebilirler ki? Alerji. Ne bilebilirler ki yani? Dolayısıyla ben bu yanlış bilinen hemen şeyleri sizin için söyleyeceğim. Bak gördüm. Bestlara katılacak mısın? Kardeşim katılmayacağım. Neden? Çünkü benim yerim Survivor değil. Bunu bir daha söyleyeceğim. Gerçekten değil. Survivor mükemmel bir program. Keyfini doruklarına kadar yaşayacağınız bir program. Katılma şansını 2013'te elde ettim ve gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi. Ama niye katılmayacağım biliyor musunuz? Survivor All Star'a da sadece albümüm için katılmadım. 20 kişiden sadece bir kişi katılmadı, o da bendim. Çünkü müziğime çok inanıyordum. Bir hedefim var. Artık çıktığınız basamakları tekrar geri dönemezsiniz. Eğer ilerlemek istiyorsanız teker teker her şeyi kendi adınıza olumlu kullanarak bu işi yürütebilirsiniz. Benim tekrar Survivor'a geri dönmem herhalde Kıvanç Tatlıtuğ'un tekrar Best Modu'na katılması gibi bir şey olurdu. Bilmiyorum.
komik örnek ama bir bakıma beni anlayanlar herhalde anlar bunu yani. Yani şöyle söyleyeyim, gerçekten bu arada tekrar Survivor konusuna şöyle değinmek istiyorum. Ben vaktimi çoğunu yurt dışında geçiriyorum. Yani önceden de bu böyleydi. Daha sonra da böyle oldu. Survivor zamanı da yine hani buraya geldim ama Survivor çekimleri için yine yurt dışındaydık. Yani hani bir şey değişmiyor. Ben çoğunlukla Türkiye dışındayım. Bir. İkincisi, ben hemen böyle tık 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 size sıralamak istiyorum. Birazdan soruları alacağım. Birazdan bakacağım. Şu an hiçbir yazdığınızı okumuyorum. Hepsini cevaplayacağım ama hiç merak etmeyin elimden geldiğince. Çok sosyal bir insan değilim. Nasıl bir konuda? Yani böyle sosyal kelebek gibi değilim. Yani Periskop'tan yayın yapayım. Aman Instagram'dan da şöyle bir yayınım olsun falan. En aktif Instagram'ı kullanıyorum. Sevdiğim şekilde. Yani en rahat kendimi orada ifade ediyorum. Daha çok sessiz bir insanım aslına bakarsanız. Biri beni konuşturmadığı sürece de çok fazla konuşan bir insan değilim. Çünkü sessizlikten aşırı besleniyorum ben. Daha önce de küçük yaştan beri müzik yaptığım için de bu benim karakterime oturmuş. Ama bir ortama girdiğim zaman sizle mesela şu andaki gibi makineli tüfek gibi de konuşurum yani. Yani çünkü konuşmamız gereken yerde asla susmam. Dolayısıyla bir diğeri de arkadaşlar benim hakkımda başka yanlış bilinen bir şey var mı diyeceğim. Bir dakika bir dakika. Benim aklıma gelen ha müzik konusunda bir şey daha söylemem lazım. Bir kere kötü yorum olacaktır. Çok kötü yorum da olabilir. Anlamsız yorum da olabilir. Kimseyi yargılamayın arkadaşlar. Bakın ben hiç kimseyi yargılamıyorum. Ama bizi ileriye taşıyacak olan siz olduğunuz gibi bana destek olacak olan da sizsiniz. Ben bir platformda bana atıyorum. Yani bu bir zor bir ihtimal. Çünkü ben küfür edilecek hareketler yapmıyorum. Küfür eden insan da zaten problemli bir insandır zaten. Yani ona başka bir açıklama getiremem. Ama ne diyebilirim? Hani beni tek tek koruyacak olan yanımdaki insanlar ailem olarak sizsiniz. Yani benim orada gidip de birine cevap yazmam çok biraz böyle şey kaçar. Nasıl diyeyim? Samimiyetsiz kaçar. Çünkü o kadar güzel şey yazan insan varken ben yani elimden geldiğince bazen cevap veriyorum. Direkten de çok yazmaya çalışıyorum. Ama bu inanın hep mümkün olmuyor. Çünkü telefonla yatıp telefonla kalkmıyorum. Ben telefona resim yükledikten sonra belki telefonu 3 saat sonra tekrar bakıyorum. O yüzden dediğim gibi ama unutmayın sizden gelecek her olumlu mesaja, kayıda, ne bileyim her şeye ben inanılmaz yükseliyorum. Yani bu beni inanılmaz ileriye taşıyor. Gerçekten bakın elimde albümüm var. Yani bu sizin sayenizde olan bir şey. Yani bu tamamen destekle olan bir olay. Gerçekten böyle gaza getirmek için konuşmuyorum. Hiç o tatta bir insan değilim. Yani burası benim ortamım. Ben burada küfür de edebilirim, bağırabilirim, isyanımı da dile getirebilirim. Seni seviyorum da diyebilirim. Burası bana ait bir şey. Canlı yayınsa ben yapıyorum. Televizyonun da sahibi benim yani. O yüzden bana istediğinizi de söyleyebilirsiniz. Sitem varsa onu da edin. Hiç problem değil. Sadece ben bu insanların yapmacıklık duvarını aşıp birazcık daha böyle yüz yüze geldiğimiz zaman o samimiyeti tutturalım istiyorum. Çünkü gerçekten bize göre işler değil yani. Öteki böyle triplere girmek. İngilizce parçalarım. Arkadaşlar, benim İngilizce için şöyle bir değerlendirme yapacağım. Gerçekten yatkınlığım İngilizce. Yani gırtlak yapım, ses tonum, inişlerim İngilizceye daha müsait. Şöyle düşünün, siz en sevdiğiniz sanatçıyı oturtup karşınıza koysanız. Ed Sheeran, James Bay, Bruno Mars, Justin Timberlake, Justin Bieber, One Direction hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Rihanna, Beyoncé deseniz ki ona hadi bize çalış, yani çalış sana zaman da veriyoruz tabii ki. Bir sene hatta bir tane şarkıdan sorumlusun ve bu parçayı Türkçe bizim dilimizde söyle. Arkadaşlar çoğunuzun hayalleri yıkılır. Niye biliyor musunuz? Yani kadın sevdiği müziği yapıyor, çocuk istediği müziği yapıyor ve istediği müziği yaptığı için istediği sesiyle söylüyor. Dilinin yatkınlığıyla, zevki, canı nasıl isterse müzik çünkü tamamıyla kafayı boşaltmak için, mutluluk için, kitleleri de sevindirebilmek için ve paylaştığınız bir araç aslında bakarsanız. Ya da kendinizi bir ifade etme şekli. Bence en güzel ifade etme şekli. Dolayısıyla
Bunu insanlar nasıl seviyorsa öyle yapmalılar. Bu insanları yani sevmeseniz de destekleyin demiyorum. Hayatta böyle bir kör bir bakış açım yok. Tabii ki insanları desteklemelisiniz. Tabii ki insanları eleştirmelisiniz. Ama benim kendi hayat görüşümde inanın ben de birçok sanatçıyı sevmiyorum. Yani şu anlamda yaptığım müziği sevmiyorum. Beğenmiyorum. Yapacak bir şey yok. Beğenemem ya. Ben de insanım. Dolayısıyla ama gidip de hiçbirinin sayfasına, hiçbirinin klibinin altına, özel hayatına girip de ben o kadar onu seven insan varken bakın tarzı ve türü ne olursa olsun hiç aşağıya bir komend olarak demiyorum ki ya ne kadar abuk subuk bir klip ya sen kimsin ya falan demiyorum. Niye? Çok bunlar ahlaksızca şeyler, küstahça şeyler bize yakışmaz arkadaşlar. Biz bu dünyaya insanların kötülüğünü istemek için gelmedik ki. Biz insanları yukarıya çıkmak, bir şeyler yapmak için uğraşan insanları aşağı çekmek için gelmedik ki. O yüzden bırakalım başarıyı yakalayan insanlar türkü de söylese, pop da söylese, caz da söylese, rock da yapsa bırakalım onlar kendi sevenleriyle birlikte yükselsinler. Biz onları eleştirmeyelim. Beğenmeyiz, dinlemeyiz olur biter. Aslına bakarsanız beğenmeyen insanların olumsuz yorum yapmasındansa nötr davranmasını ben daha çok tercih ederim. Yorum yapmasınlar, takip etmesinler. Yokmuşum gibi davransınlar. Yani hani bundan daha iyi bir şey olamaz herhalde. Yani bundan daha yapıcı da bir eleştiri olamaz herhalde. Sordukları zaman ya sen neden Murat'ı dinlemiyorsun? Abi bana hitap etmiyor. Ya da neden dinliyorsun? Çünkü inanıyorum, çünkü seviyorum bu kadar. Yani ben bir sanatçı hakkında bana aynı sorular sorulduğunda aynı cevapları veriyorum. Benim bakış açım bu. Dediğim gibi aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ama birbirimize saygı duyalım yani. Bu çok önemli bir şey. Neyse çok konuştum. İngilizce 7 parça gördüm birini. 7 parça neden? Aslına bakarsanız piyasa hep single istiyordu. İlk çıkışın single olsun diyorlardı. Bu bir yanlışlıktır arkadaşlar bana bakarsın. Bana göre yani. Bana soracak olur. Ha Wish'i gördüm. Hemen söylüyorum. Keşke biz de olmasaydık. Bir saniye. Yakalayamıyorum. Yakalayamıyorum. Konser kusursuzdu canım. Yani ilk konserim zaten. Sayenizde çok güzel ortam oldu yani. Arkadaşlar başka... Ben bu... Bakın cevaplarını uzun uzun verdiğim sorular geliyor. Yani şey yapmak istemiyorum. Tekrar... telefonum iPhone canım. iPhone 6 Plus. 6 Plus. Ben Survivor izlemiyorum. Bunu da söyleyeyim. Yoktu öyle bir vaktim. Yani gerçekten öyle bir vaktim yok. Annem inanın deli gibi izliyor. Ben katıldıktan sonra annem anormal Survivor izlemeye başladı. İstanbul'a ne zaman gelsem ya da ne zaman annemle böyle oturayım konuşayım derken bir bakıyorum Survivor açık. Anne diyorum hala mı? Diyor ki yani ne yapayım diyor şu anda televizyonda başka izlenecek bir şey yok ve ben seviyorum oğlum diyor yani senden sonra kaptırdım diyor tamam dedim ben de. Ondan sonra gerçekten Survivor izlemiyorum. Yani sevmiyorum izlemiyorum değil bunlar. Benim dediğim olay başka bir şey. Benim önceliğim var hayatta yapmam daha hedefimin yüksek olduğu işlerim var. İşimi bitirmeden şu anda keyif yapmıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da bir yorum yapmam saçma olur şu an. Ha Wish. Arkadaşlar Wish'i söylüyorum hemen. Wish'in tek amacı benim logomu da belki fark etmişsinizdir. Hem ismimin baş harfi M hem de nasıl diyeyim iç içe grift hali. Şöyle international seviyede, uluslararası düzeyde bir iş yaptığım için parçalarım sadece İngilizceler ve İngilizceler Türkiye'de yayınlanmadığı için dolayısıyla benim bir middle name'e yani bir nickname'den çok aslında orta bir isme ihtiyacım vardı. Dolayısıyla bu ismi de Wish olarak değerlendirdim. Çünkü Wish İngilizce'de Murat anlamına gelir biraz da yani. Wish yani istemek, dilemek gibi. Yani böyle bir bağlantı. Türkçe çevirince biraz saçma oluyor. Dolayısıyla Wish'i almayı tercih ettim. Ve bundan sonra aslına bakarsanız size
neden wish falan diye sorduğu zaman lütfen benim söylediğim şeyi paylaşırsanız bana yardımcı olmuş olursunuz. Dediğim gibi wish benim international düzeyde, uluslararası düzeydeki ismimdir. I wish I could record my dreams and watch them later. Fotoğrafı neyle çekiyorum? Telefonumla çekiyorum. Survivor diye bir şey yok galiba, bilmiyorum. Benim de hiç haberim yok. Şehir efsaneleri kulaktan kulağa öyle kendi kendine oluşan şeyler yani. Avrupa'da alabilirsiniz. Yani birçok ülkede var şu anda iTunes'da. Do you know I saw you from where? İngiliz misin, Amerikalı mısın? Görmedim, ismini de kaçırdım. Duygusal bir yabancı. Arkadaşlar yani hani nasıl diyeyim, İngilizce parça sınırsız bende. Çok güzel şeyler yaptım. Yani hepsini zamanla şey yapacağım. Çıkartacağım. Türkçe yapacak mısın? Tekrar ve tekrar son kez söylüyorum. Talebe ve isteğe göre. Yani sonuçta maalesef bu işler böyle. Bu işe bir masraf ediyorsunuz arkadaşlar. Ve 20 kişi ya da 200 kişi, hadi 200 bin kişi seviyor diye siz bir şey yapamazsınız. Bunun gerçekten iyi kitlelere hitap etmesi lazım. Size bağlı. Yani bana bağlı değil. Gerçekten. Parça bende çok. Ben parçayı yapabilirim. Ama önemli olan buna sizin cevabınız ne? Ben bu tarzda bir parçayı seviyorum ve destekliyorum diyorsanız 21.89'a yok yok, tam öyle bir tonlama oldu. Diyorsanız yani ben buna göre tabii ki yaparım. Ama söylediğim gibi olayım İngilizce. Yani tercihim bu. Teşekkür ederim. Saçma sorulara gel arada. Türkçe arabesk, Türk... Ah bir daha yazsana, ne kaçırdım. Sıradaki hedefim mi? Şu anda bu arada saat kaç? Bakamayacağım şimdi. Saat kaç acaba? Çıkmak istemiyorum periskoptan da, o yüzden. Bir aksilik olmasın yayında diye. Zaten yeterince cinnet geçirtti. Vay Rusça. Harasho. 19.21. Saat 8'de, ben bunu söylemeyi unuttum. Saat 8'de Power FM'de Which Way'i çalacaklar arkadaşlar. Bakın bu bir ilk. Yani bir Türkçe albüm, Türkiye'de, Türkçe albüm demeyeyim. Türkiye'de yani hemen hemen yarısı İngilizce, yarısı Türkçe çıkan bir albüm. Ve arkasından ertesi gün Power FM'de çalınıyor olabilmek, bu bir ilk. Ve bu hem yani benim yaptığım parçaya kendimi vermişliğim, adanmışlığımla da alakalı. Hem de reaksiyon yani sizinle de alakalı. Çünkü dediğim gibi bu tamamıyla yanım ne gaga bayri paruski. Unuttum çoğunu. Neyse soru geldiği için. Şöyle ya, bu sizinle alakalı. Her zaman da sizinle alakalı olacak. TV izlemiyorum hiç. Televizyonda yokum ki zaten. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar elinizden geldiğince YouTube'daki videomu lütfen, oradaki izlenilirlik sayısı orijinal klikler olduğu için benim için anormal önemli. Yurt dışında şimdi yapılacak olan anlaşmalar ya da oradaki feedbackler açısından, geri dönüşler açısından anormal önemli. Adamlar diyor ki okey, senin parçan böyle çok güzel, bunu yapmışsın, şunu yapmışsın, kitlen var ama ne kadar izlenmişsin, ne kadar tutulmuşsun diyorlar. Ve inanılmaz ilgileniyorlar. Olan kişiler yine biziz. Bizim bizden başka dostumuz yok gibi bir şey aslında. Yani çok da böyle trajik bir şey yok ortada aslında, ama destek şüphesiz ki en önemli ilaç bu piyasada yani. Ve size söz veriyorum. Ya şimdi şöyle de garip bir olay var. Yaptığım birçok şeyi önceden Survivor'la beni tanıdığınız için, ki çok normal. Nasıl tanıyacaktınız ki yani? Orada ilk çıktım ve doğal olarak orada tanıdınız beni.
Dolayısıyla bu konuda asla hiçbir farklı yorumum yok. Hepiniz haklısınız bu konuda. Ama önceki hayatımı bilmeyenler yaptığım bazı şeylerde şey diyorlar. Yani hani ne alaka ya, nasıl ya, bilmem ne. Bu çok normal. Ne alaka değil aslında, hani ha böyle miymiş, aa bu muymuş ya da bu da mı varmış gibi olması gerekirken aslında bakış açımız da biraz garip yani. Anlayabilen insanlar çıkıyor, anlayamayanlar çıkıyor. Ama bu işler biliyorsunuz zaman alıyor, yapacak bir şey yok. Duygusal yabancı bir parçam olacak. Güzel de bir parça olacak. Ama şu anda yaptığım bir parça yani Eylül belki Eylül sonu olur, hiç bilmiyorum. Belki de bu albümün birazcık daha piyasada durması lazım. Bundan sonrakiler tek tek çıkacağı için çok rahat çıkar. Yani fazla vakit almaz. Yani moduma göre çıkartırım. Öyle söyleyeyim. Ekşi Sözlük. Arkadaşlar bakın, hakkınızda yazılan çok şeyi çok okumayın. Yani şimdi bunu benle empati yapmalısınız diye söylemiyorum ama yapmaya kalktığınız zaman biz bakın gerçekten aşırı duygusal olmanın yanı sıra bir gerçek var, bunu kabul etmemiz lazım. Ülke olarak çok destekleyen bir ülke değiliz. Bunu hepimizin elimizi vicdanına koyarak söylemesi lazım, kabul etmesi lazım. Nasıl? Başarı varsa destek var. Ama başarısızlık, en ufak bir başarısızlıkta çok çabuk yılma var. Çok çabuk terk ediyoruz. Yani umursamıyoruz. Bir anda böyle bir evlatlık muamelesi yapıyoruz. Yani bağrımıza basmıyoruz. Bir şey oluyor, bir soğuyoruz yani. Bu o kadar yanlış ki. O kadar insanın duygularını kıran, incilten bir durum ki. Gerçekten dediğim gibi bu durumu yaşamamak adına bir de kendime yazılan yorumları çok fazla okumamamın en büyük sebebi de sadece etkilenmemek için. İyi, zaten Instagram'ımı çok aktif kullanıyorum hemen hemen. Ben yapılacak olan yorumları oradan çok ciddiye alıyorum. Gözüm takılanları alıyorum. Bazı insanlar diyor ki neden siliyorsun? Bir tane bakıyorum, çocuk gelmiş 18 yaşına, 17 yaşına bana gelmiş böyle müzikten anlamayan bir yorum yapıyor ve bunu çok yanlış dile getiriyor. Nasıl yanlış biliyor musunuz? Sonuna bilmem ne bilmem ne küfürler ekliyor. Şimdi ne yapayım? Tutayım mı onu? Hani cevap mı vereyim? Ne yapayım? Ne yapmam? Ya siz olsanız ne yaparsınız? İnanın ben siz olsaydım çok farklı cevap verirdim de zaten o adam da bana yazmazdı. Ama göz önünde bir şey yaptığınız zaman insanlar size sallıyor. Bu bir kaçınılmaz gerçek. Yani diyor ki saçı niye böyle diyor. Bak burnu diyor. Bak dudağı çatlamış diyor. Bak burada bir şey olmuş diyor. Bak gördün mü piercing takmış diyor falan diyor yani. Hani bunu durduramıyorsunuz. Bu çok enteresan bir şey. O yüzden yani aynı dili konuşuyoruz arkadaşlar. Yapmayın. Yani siz de beni anlamazsanız kim anlamayacak yani. Dolayısıyla bu insanlarla da biz bir yere kadar baş edebiliriz. Survivor'ı hiç izlemiyorum arkadaşlar. Hiç vaktim olmadı. Bakın albüm yaptım. Yani bütün her şeyle kendim ilgileniyordum. Burada yoktum. Dolayısıyla yorum yapmam saçma olur. Sizi de yanlış yönlendiririm. Gülçin'i çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Gülçin'i çok seviyorum. Mükemmel bir müzisyen. Sesi de, kendisi de. Ama size çok önemli meyve veren ağaç taşlarını abi. Bu arada beyler size söyleyeceğim. Burada kaç tane erkek bizi izliyor bilmiyorum. Zaten 80 kişi kalmışız. Şöyle söyleyeyim. Yani kızlar birazcık daha vicdanlı davranıyor destek konusunda. Belki biz erkeğiz diye ya da hani biz belki sevdiğimiz küçükken sanatçılar kız olduğu zaman daha çok seviyorduk, bilmiyorum. Bir cinsiyet ayrımı yapmak manasız da olabilir, hiç bilmiyorum ama erkeklere özellikle şöyle bir teşekkür etmem lazım. Yani bu samimiyeti oluşturan da sizlersiniz. Abi çok iyi olmuş. Benden çok büyük insanlar da bana yazıyor. Aferin oğlum, seni destekliyoruz. Sonunda aranan kan geldi gibi şeyler. Yani bir erkeğin erkeğe verdiği destek de çok önemli. Gerçekten yani bir omuz atmak da çok mühim bir olay. Ve ben hepiniz için gerçekten apayrı böyle teşekkür ederim. Kızlara zaten lafım yok çünkü kızlar gerçekten canını alıyorlar. Yani hani en ufak bir olumsuzlukta mükemmeller. O yüzden onlara zaten inanılmaz sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.
Beni çok duygulandırdınız, çok mutlu ettiniz. İnanın elimden geldiğince size en güzel parçaları yapacağım. Ve çok büyük sürprizlerim var. Arkadaşlar, dünya bizi konuşacak. Yani bu gerçek olacak. Belki de hiç beklemeyen insanlar diyecek ki bu mu? Hala benim yeni nesil sadece olduğunu biliyorlar. Diğer parçalarımı dinlemeyip yorum yapanlar da olabilir. Zaman verin. Onlar da anlayacaklar. Biraz zaman verin. İnsanlara çok çabuk sinirlenmeyin. Çünkü gerçekten biraz yapıcı olmamız lazım. Biz bizi anlıyorsak insanlara da biraz zaman verelim. Biraz bizi anlasınlar. Yüklenmeyelim. Her şey zamanla olur. Hiç merak etmeyin. Ben çok pozitif ve olumluyum bu konuda. Ailemizi daha da büyüteceğimize inanıyorum. İçime sinmeyen bir şey oldu mu? İçime sinmeyen bir şey oldu. Bir iki bir şey oldu ama normal onlar da. Herkesin başına gelir. Herhalde. Müzik esnasında. Son bir dakika arkadaşlar ve ben gitmek istiyorum. İzninizi alarak. İmza günleri ve diğer organizasyonlar tamamıyla menajerimin kontrolünde ve takvimine bağlı. Power Türk değil, Power FM arkadaşlar. İngilizce yayın. Ben bir soru alsam güzel olacak ama alamıyorum. Çok teşekkür ederim. Anneye çok selam. Avustralyalılar senin anlayamadım orayı. Of, kaçıyor ya. Hiçbir şey göremiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. ...25 oldum. Kolumdaki nokta mı? Nokta değil, dermal dermal. Bunun adı piercing değil arkadaşlar. Bunlar vücutta bağımsız olan dermaller. Burcum boğa. Olsun kardeşim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Tekrar periskop çok zor. Bilmiyorum ama bir durum daha var belki yapabilirim. Nasıl desem, bir proje var. Galiba onda periskop yayını yapacağım. Dediğim gibi olabilir. Şarkılarımı beğendiğiniz için ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu olaylar sırasında beni en çok mutlu eden ne biliyor musunuz? Tamamıyla sizin tepkiniz, reaksiyonunuz. Yani yeniliklere açık gibi görünüp aslında açık olmayan bir ülke olmamıza rağmen bu durum karşısında bana verdiğiniz destek olumlu olarak birçok şeyi susturdu. Bunu siz yaptınız. Ben sadece bunun başlangıcını verdim. Hiçbir zaman unutmayın. Ben kaçıyorum. Sizi çok seviyorum. Bunu da son bir kere daha söylüyorum. Teşekkür ederim. Yani sizin desteğinizle birçok şey oluyor. Bir insanı nerede görmek istiyorsanız desteklemeniz yeterli. Desteklediğiniz zaman her zaman o insan hayallerinizden bile daha bambaşka bir yerde olur. O yüzden Avustralyalılar sesini çok beğeniyor. Teşekkür ederim. Ben de Avustralya'ya bayağı gidip geliyorum bu arada. Perth'te oluyorum. Biraz köpek balığı sıkıntısı var ama oluyor. Bir de Sydney'e gidip geliyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Yanımda olduğunuz için de çok mersi hepinize. Sizi çok seviyorum. Umarım daha güzel parçalarda buluşuruz. Size elimden gelenin en iyisini yapacağım. Görüşmek üzere.